Çeşmenin ön tarafı orada arkaya bak. Çok araziye Hı. bakmıyor. Belki ona benzer bir çeşme yaparım diye düşünüyorum. Bu Nalbantlar Çeşmesi'ne benzer. Ya şimdi onu taklit etmek iyi bir şey değil. O çeşmeyi oradan kaldır bence. Tamam. Tamam. Çeşmeyi oradan kaldır. Otoparkla ilgili şu kısımdaki otoparka da çok yeri uygun değil. Onu biraz daha şuralarda çözebilirsin. Renk olarak kırmızıya geçeyim. Oradan geçeyim. Şu bölgede çözebilirsin. Şu otopark olabilir. İhtiyaç var. Bunun burada da çözebilirsin istersen. Ara yollarda olması daha iyi olur. Hani burada da olabilir de. Yani şurada bir numara desek, şuraya iki numara desek, şuraya üç numara desek, şuraya dört numara desek, otoparkı çözebileceğin en güzel yerler 3 ve 4. 2 de olabilir, bir de olması kötü. Yani en kötü çözüm 1'de otopark için. Çünkü Orası burada yol üzeri diye aynen. önermiştim ama Aynen. Yani yol üzeri de şey sıkıntı. Ya yani şimdi burada zaten yol dar. Bir de ana yani burada bir akış var. Hani şurada ana yol, şurası tali yol. Tali yoldan otoparka geçmek her zaman için daha doğrudur. tamam. Tamam. Onun dışında başka yaptığın çalışmalara bir bakayım ben hızlıca. Şuradan iyiydi. Ya devam edelim. Cephe çalışmışsın sanırım. Evet hocam, bu sergi duvarının 3 boyutlu hali. Hı. Bu sergi duvarı çok güzel ya. Bu fikrin üzerinden devam et yani hani güzel. De Yani 3 boyutta şu görüntü. 3 boyuttaki görüntü işte biraz şey. Böyle mi olmalı acaba yani o soruyu soruyorum. Hocam cephe böyle kalmayacak ama böyle taslak olarak düşünürsek. Şuradan aslında ya şimdi dediğim gibi bunu direkt ben düz bir şekilde kaldırdığınız zaman çok böyle güzel bir kütle ortaya çıkmıyor. Yani kütlesel etkisi iyi değil. Cam olması falan onlara sözüm yok. Yani hani masif de olabilir belki ama bu kadar şey bir kütle, kaba bir kütle iyi biraz hafifletmen lazım. Boşluklar mı açarsın? Yani sadece cam yapman yeterli değil. Bazı yerlerde boşaltmalara gitmen lazım. Hocam biraz da çatısını şey gibi çözümleyebilirim. Daha böyle kıvrımlı gelen aşağı doğru alalım. Olabilir, olabilir. Ben sana bir tane şey önereyim. Program önereyim. Kullanımı Tamam. da çok zor değil. Oradan çalışmalar yapabilirsin. Şu an programı açıyorum. Ya bu internetten yapılan bir program, kullanılan bir program. Mix'e benzer bir arayüzü var. Hani organik formları burada daha kolay çalışabilirsin. Bunları da dönüştürüp indirebiliyorsun. Evet. Biraz kurcalamanı tavsiye ederim. Çok zor bir program değil. Örnek verelim. Bir tane mesela silindir demiş burada. Altıgen var mı? Çokgen olarak bakacağım da. Mesela şu şekilde bir şey yaptık. Direktmen kübü koyduk. Bu kübün üzerinden sen gerekli ölçülerini girersin. İşte ne kadar olacaksa 3, 6. Şu an şey olarak çalışıyoruz da. Daha sonrasında bunun modelden işte mesela burma komutunu kullanabilirsin. Bunun pigment sayısı yani segment sayısı arttıkça onu da şuradan ayarlıyorsun. Bir saniye. Bu segmentlerle ilgili materyaller burada. Üstüne tıkladığımızda gelmiyor muydu ya? Hı. Yani buradaki şu modeldeki komutları keşfederek kullanabilirsin. Şunlar işte bende. Mesela buradan indirip SketchUp'ta düzeltmeler yapabilirsin. İndirmeyi de şöyle yapıyorsun. Direktmen export all diyorsun. Buradan Collada dosyası olarak ya da FBX olarak alabilirsin. SketchUp dosyası olarak vermiyor sanırım. Yani buradan mesela Tamam. organik bir şeyler çalışıp içerisine düşünebilirsin. Kabuk sistemini burada biraz kurcalarsan çok zor bir program değil. Çabuk kavrayacağını düşünüyorum yani.
Tamam Tamam, onda not al. Clara yiyor muydu programda böyle bir şey? Onu hocam. kullanabilirsin. Bu üç kabuk şeyle SketchUp'ta çok rahat çözemeyebilirsiniz yani. Yine son olarak burada da senin şeyler değil, dosyalar birbirine karıştı iyice de. Tamam. Şurada da üç boyutlar Yani yapmışsın. bize bu yine kim bir görüntü oluştu. Yukarıda gözüküyor sanırım biraz. Nedir? Bir de İki boyutta. Yukarıdan değil de onun bir aşağısında böyle kiliseyle bağlantı sağlamış gibi. Biraz aşağı böyle. şurası mı? Evet, bu Şu aşırı ilginç. bağlantı. Evet. O yolu devam ettirmiştim ama Evet. tek kemerini kapatmış oldu. Peki bu yolu niye zemine indirmeyi düşünmüyorsun? Mesela oradan bir yani kiliseden çıkan bir kişi buranın teraslarında falan gezemez mi? Yani kiliseden bir bağlantı vermedim ama atölyelerden çıkıp da gezmemek şu forma göre daha ne oldu? Yani Kiliseden not şey verebilirdim. olarak şöyle bir şey. Model dosyam var mı bununla ilgili? SketchUp model dosyam Model. var mı? Ha, var hocam. Bana bir gönderebilir misin? Çok ağır değilse. Tamam, deneyim. Daha kaydı alalım Beyza. Şimdi büyük salon kaç metrekare? Hocam tam kaç metrekare bilmiyorum ama 200 kişilik oluyor. Çözümlediğim. İstersen bu şurayı şöyle yap. Küçük konferans salonlarından birisini iptal et. Yani şu kalsın yerinde. Şunu iptal et. Şu büyük salon biraz daha büyük olsun. Büyük bir kütle olsun. Ha, tamam. Tamam. Onu büyük bir kütle olarak düşün. Çünkü ben metrekare olarak yeterli olacağını düşünmüyorum. İstersen İyi, şuradan da tamam. bir kabaca ölçüp bakabiliriz yani. Ama bence yeterli değil. O yüzden bunu iki küçük salonlardan birisini iptal et. Büyük konferans salonuna kat. Gen sayısını düşürebilirsin. Ya da içinde daha dikdörtgensel olarak bir salonda çözebilirsin. Sana bırakıyorum onu. Ama biraz daha büyük bir alan olsun. Diğer bir sıkıntı şu. Şu atölyelerle ilgili arasındaki şu geçiş kısmı var ya, şu sergi duvarının işlevini benzer. Yani sergi işlevi görecek, buraya bir sergi sokağı yapabilirsin. Madem böyle bir sokak gibi oluşturuyorsun, şunu da atölyelere kat. Bunu biraz daha açısını ayarlarsın. O şekilde bir şey yapabilirsin. Bu yol ta kiliseye kadar gitsin. Onun dışında arazinin şu bölgesi çok kontrolsüz. Buraya ne yapabilirsin? Onu bir düşün. Yani gerekirse birimlerin bazılarını buraya kaydırma durumun olabilir. Yani şu an için şuradaki kütlelerle şuradaki kütleler arasında hani çok keskin geçişler var. Onu da biraz yumuşatabilirsin. Tamam. Tamam mı? Yani mesela burada 12 gen, burada kaç gen? Düzgün bir çokgen değil bu zaten muhtemelen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gene düşmüş mesela. 10 genden bir anda 1, 2, 3, 4, 5 gene düşmüş. 6 gene düşmüş. 6 genler de yani gene düzgün değil. 10 gen de düzgün değil. Hani onları biraz daha düzgün formlara çekebilirsin. Üçüncü boyutta bunların planları bu şekilde ya. Direktmen düz şey düşünme. Hani şu form gibi düşünme. Yani şunu yaptım, şu olmasın yani. Üçüncü boyutta bunlara ne yapabiliriz onu düşünebilirsin. Üst bitim noktaları biraz farklı olabilir yani. Bir artık üçüncü boyutta kabuk mu düşünüyorsun? Bak sana bir plugin söyleyeyim. Tamam. Bir dakika, onu bir bulmam lazım. Bir saniye. Quick Mesh. Mesela bir şekil yaptık. Şu olsun. Şu muydu? Bir kontrol edeyim de. Unwrap flatten faces diyor. Mesela
Bu şey 3 boyutta katladığın zaman yani şu üstü, şu altı, şu da silindirin dikdörtgen kısmı açılımını gösteriyor yani. Şimdi bir projeyi kabuk olarak çözdüğün zaman plan ölçeğini bu şekilde getirebilirsin. Misal şöyle plugin de sana göndereceğim. Tamam. Buradan da örnek verelim. Şöyle yaptık. Bir de şöyle bir parça ekleyeyim. Şu an rastgele çalışıyorum. Ne kadar kötü çiziyorsun falan deme. Yok, hayır. Mesela şöyle bir çalışma yaptık. Bizim formumuz atıyorum böyle bir şey. Şu an örnek gösteriyorum. Bunu parçaladığımız zaman çok alakasız bir şey oldu da daha düzgün bir şey ne olabilir? Dikdörtgen prizması üzerine gitmek en mantıklısı. Bir dakika. Mesela şu. Yani açılmış halini direktmen gösteriyor sana. Hangi kenarın ne olduğunu. Şu üst, şu alt, diğer yüzeyler. Hani bu şekilde plan ölçeğinde de çalışabilirsin. Tamam. Tamam. Yani bir kabuk çözersin. O kabuğun bu komutla açıp plan ölçeğinde şey yapabilirsin. Ben sana şuradan örneklerini de göstereyim. Yine daha belki güzel örnekler bulabiliriz. Bu plugin'i sen de indirebilirsin. Evet, şu uygulama. Here's the intro to version 2 of Latin Faith. Tamam. Right click on Oluyor. it. Dur. Buradan Click on mesela Latin Faces. burayı And plan the ölçeğine face will getirdi. be Bak tıkladı, squished plan on the ground. ölçeğini aldı. It Sadece basically bir will just be dikdörtgeni. rotated and placed on the ground so that if you needed it for something else, manufacturing or something, you can now go ahead and use it. Did a little bit now for Daha böyle version 2. kompleks şeylerde de Revenue çıkartıyor. here. Örnek bir Just a tane little gösterirse. bit. Mesela bu açılmış bir plan. If you want to, you can always of course go Bu in şekilde de a açabiliyor. random Onun start. dışında So it starts with a face. yine dur. Mesela şu kabuğa gelmek istiyorum. Bak mesela kabuk. Bunun And it might work. bir dakika. You know, for Şu kabuğa bir izleyelim. Heh. faces right here. Mesela bu And it kabuk might şeklinde work, but çözebilirsin. Bunun plan ölçeğindeki the görüntüsünü way verecek it's şimdi. written right now is that it tries unwrapping that just doesn't work. Hide everything again. Try it again. Get it. So that's manual I would want only on those. Sometimes this doesn't work though. Mesela bu şekilde Sometimes düzleştirdi. you might actually have might go and read it. Shell. Like I said, sometimes just do them multiple times. Sometimes you have to explode them and then just remember there's nothing. And then you click on flatten Onu faces. da All right, hope örnek you like bu it. çok iyi anlatamamış da You can leave some comments. bunu bir araştırmanı tavsiye ederim ya. Şuradan bulabilirsem eğer bir Tamam. örnek daha göstereyim ben yine son kez. What's up, guys? Nerede bu? Neyse sen onu bir araştır da oradan güzel bir şey çıkabilir. Ben şu an örnek bulamadım. Ya bunun üstünde kabuk düşünebilirsin. Tamam. O şekilde bir çalışma yapabilirsin. Yani direktmen şey kaldırma yani altıgen gibi getirme. Biraz düşün yani üzerinde. Tamam. Gerekirse formu falan da oynayabilirsin üzerinde. Hani farklı bir şeylere gidebilirsin.
şu an çok böyle keyif verici bir noktada değil. Yani biraz da şu araziyi tam uygun şekilde kompozisyon kuramamaktan kaynaklı. O yüzden biraz daha arazinin bu taraflarına yönelik de geçişler yapabilirsin. Şu noktaya biraz yoğunluk ver. Yani birimleri oraya kaydırabilirsin. Büyük salonun yeri doğru. Büyük salon burada olmalı. Konferans salonları şu bölümlerde olabilir. Atölyeleri biraz daha sergi biriminde ilişkilendirmeni olumlu buluyorum. Kütüphane birimleri ekleyebilirsin. Bunun dışında işte atölyenin dışında eğitim birimi, kafeterya falan eklemen lazım. Bu kafeteryalarla ilgili bir çalışma yapabilirsin. Yani ekleme yapabilirsin. Onları düşün. İkincisi biraz da artık projenin içine girmeni istiyorum. Hani sadece vaziyete odaklı çalışma. Çünkü bir zaman sonra vaziyette takılıp kalıyoruz. Yani şu an kilitlenmemizin en büyük noktası vaziyet içerisindeki formun hani şeye uymaması. Hani araziye uyduramamamız. Bundan ötürü biraz içine girip de çözmemiz lazım. Yani birimleri sen çözmeye başla. Büyük konferans salonu, atölyeleri, işte küçük konferansı, kafeteryayı, İşte diğer idari birimleri, teknik birimleri, otoparkı vesaireyi çözmeye başla. Bu süreç içerisinde formda değişiklikleri, vaziyetteki revizyonları o şekilde yaparız. Yani zaman içerisinde düzeltiriz diye düşünüyorum. Tamam, onlara dikkat et. Şunlara eğimli koyma, dik koy. Bu arada teşekkür ediyorum. Kodları falan vermişsin. Hepsinin üst kodlarını vermişsin. Geçişlerini vermişsin. Peyzajı yapmışsın falan. Bunlar çok güzel şeyler. Şuraya ekstra bir daha mı çeşme koydum? Şurada bir tane. Peki. Öncelikle işte düşündüm. Konseptimde de kültür, farklı kültür, bunları ortak noktada buluşturmayı Evet. amaçlamıştım. İşte araştırmalar yaptım. Kültür dediğimiz zaman aklımıza hep genel şeyler, fotoğraflarda hep böyle daire çıkıyor. Bu yüzden ben kültürü konferansla ilişkilendirdim. Tamam. Konferansımı da daha dairesel bir yapmak istedim. Evet, burada bir 12'gen kullandım. Sonra hocam ortak noktaları bir geçitlerle birleştirmek. Bu geçitleri de kıvrımlı bir şekilde yaptım. Çünkü araştırmalarımda hep böyle köprüler, geçitler hep böyle kıvrımlı Evet. şekillerimi de o şekilde gösterdim. Tamam. Atölyelerimi de bal peteği şeklinde yaptım. Buradan da arılardan yola çıktım. Onların çok çalıştığı ve onların ortaya çıkardığı bal peteği formundan bu şekilde Tamam. ileride de zaten vaziyetlerim var. Tamam. O zaman burayı geçelim. Şimdi burada eskiz çalışmamız var sanırım. İlk yaptığım çalışma. Tamam. Öncelikle önce tam kiliseyi Buradan görmedim. anlatacağım bir şey var Bu mı? gitmeyeceğim hocam. Buradan yola çıkarak devam Tamam. etmiştim. Şurada tekrar şeyden açmam gerekecek sanırım. Bir daha şuradan konuşmak daha uygun olur. Üçüncüyü de açalım. Evet. Tamam. Sıradaki bal peteği konferansımı oradan da bir kiliseye yol açtım. Oradaki diğer girişten giren insanları kiliseye yönlendirmek amacıydı. Sağ üstte de Dumlu Okullar İlkokul oradaki öğrencileri yönlendirmek için bir yol daha vermiştim. Şimdi gösterdiğim şekilde yollarla kiliseye yönlendirebilir miyim? Gösterdim. Çünkü kilisenin önünü kapatmak, bunu üç boyuta yansıttığım zaman çok güzel. O yüzden bu formdan da vazgeçtim. Tamam. Sonraki Bu form formunda değil mi? da Sonraki fazla form. Sonraki form bu herhalde. evet, sonraki form bu hocam. Bunda çok Tamam. içime yine sinmedi. Çünkü konseptimi çok yansıtmıyor. Evet. Tek düzey bir formlarda. Farklı formları birleştirmem gerekiyordu. Bunu da Tamam. etki. Daha sonra şöyle bir forma geldin herhalde. Daha sonra buna geldim. Bunda da konferans salonu falan sığdıramadığım için
genişletmeye, altıgenden 12 gene çıkarmaya geçtim. Bir sonraki vaziyetim yine bunun 3 gün. Şu en son hali mi? Evet. Bir saniye. Onu da, yapmaya karar verdim. Onu bir inceleyelim. Bir saniye. Evet. Kilise şurada kalıyor. Anladım. Şunlar ahşap üst örtü sanırım. Evet. Bundan bir sonraki şey binası diyelim. Bu da bir önceki aşamalardan biri. He. Son hali biraz sonra geliyor o zaman. Pardon. Evet. Evet. Bu da son hali. Evet, son hali. Tamam. O zaman onun üstünde konuşalım. Sanırım 7 numaraydı diye hatırlıyorum. Evet. Büyük konferans salonu, küçük konferans, atölyeler. Şurada da geçişler var. Tamam. Pelerin zaten size anlatmıştım. Biraz şeyleri uyumlu. Burada da her zaman işlerine göre formlar vermeye başladım. İşte kültürden yola çıkarak küçük konferans salonumu 12 gün sonra giderek daralan biraz daha genel atölyelerimi tasarladım. Burada da çalışan arıların balpeteyi formdan faydalandım. Ve bunları da ortaklaştırdım. Gençliklerle sağladım. Tamam. Boyutta daha da net görebiliriz. Sesini hocam gerekiyordu. Madem öncelikle göremiyorlar, ben de bu geçitleri zoom kurarak ve orayı camdan tasarlayarak zoom kilitesini her şekilde görmelerini sağladım bu geçitte. Aynı zamanda bir tane bağlantı o geçiti zoom kilitesine bağladım. İnsanlar da zoom kilitesine bağlayacaklar. Şimdi burayla ilgili şunu söyleyebilirim. Birincisi gene araziye dağılımında biraz sıkıntı yaşıyoruz sanırım. İlk söyleyeceğim şey şuradaki şeyler, bağlantılar çok keyifli değil. Yani şu noktalar var ya, birbirini karşılarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Aynı şekilde şuradakiler. Mesela şurayı karşılamış, bu olmuş. Ama şunlar birbirini karşılamıyor. Onlara denk getirirsen daha güzel şeyler çıkacaktır. Diğer bir problemimiz şu. Orada ama silik çıkmış sanırım. Orayı birbirine bağlayan geçitlerim vardı. Şurada geçişler var. Hani şuradan geliyor da. Bak şu kısımda bir bağlantı var, geçit. Bunu... Diğer bir sıkıntımız şu, atölye kısmı ile sergi duvarı, yani birbirleri arasında bir kopukluk var. Sergi sadece orada olacaksa eğer. Yani sadece sergi birimi olarak burayı kullanıyorsan, atölye ile sergi birimi arasında çok ciddi bir mesafe farkı var. O bir problem. Bunu söyleyebilirim. Rum kesesini ne olarak kullanıyorsun Beyza? Efendim? Rum Kilisesi'ni ne olarak kullanıyorsun? Kent Müzesi. Kent Müzesi. Tamam. Müze, atölye ilişkisi olabilir. Belki yani bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum oradan da. Şuralarda ne var? Basamaklarla mı çıkıyoruz buraya? Şey, peyzaj mı devam ediyor? Peyzaj hocam. Ha, peyzaj. Tamam. Şuradaki merdivenler. Merdiven mi? Evet hocam, orada eğim vardı. Orada kaldım. Tamam.
Burada rampamız yok sanırım. Hocam rampaları daha eklemedim. Onların yanına hep rampalar. Mesela bu buradaki işte şey, şuraya bir şey nasıl çizebiliriz? Şöyle yapalım. Şunlar aynı kodda kalıyor değil mi? Bir dakika, bir şu önce şeyi çizelim de. Şuradaki eğimi. Yani şuradaki eğimler, şuradaki eğim, şuradaki eğim. Bunların her birisinde bir kademesinde bir şeyler çözebilirsin bence. Bu kadar geniş bir boşluk kontrolsüz bir alan. Yani hani şuralara tamam güzel düşünmüşsün de dediğim gibi bu kadar binayı dağıttığın zaman da toplamada sıkıntı yaşayabilirsin. Yoksa şu konferans salonu olabilir yani, hani imkansız değil. Şuradaki konferans salonlarında biraz problemler yaşayacağını düşünüyorum. Şu ikisinde çözerken. Yani başlı başına. Onlara dikkat et. Hani çözüm yaparken de. Yine atölyelerle ilgili bu şekilde atölyeler, yani yeniden yorumlayabilirsin. Şu kısımlarını falan çok aktif kullanabileceğini düşünmüyorum da. Şu iki yeri birleştirirsin gerekirse. Yani o şekilde bir şeyler yaparak çözümlere geçebilirsin. Bunlar atölyelerin terasları şeklinde kullandırabilirsin. Üst katı olur. Örnek vereyim, iki katlı atölye diye internete yazdığın zaman. Var mı bilmiyorum örnek de. İki katlı atölye desek mesela, görsel oluşturması açısından böyle fikri var mı acaba? Bunlar da şey, sanayi tarzı atölyeler çıkıyor.